Ece merhaba. Merhaba. Ama ben göremiyorum kendimi şu an. Siz beni Ben görebilir misiniz? şu an böyle tam çift ekran durumunda seni çok net görebiliyorum. Arkanda çok Öyle güzel bir mi? tabloyu görüyorum. Teşekkür ederim. Ben kendi görüntümü göremiyorum. Ben de siyahım şu an ben. Çok enteresan. Belki yayınla ilgili bir şey olabilir. Birazdan gelecektir sanırım. Bu arada yani görüntüm bana geliyor ama diğer izleyenlerimize de şu anda Ece ve ben düzgün geliyor muyuz bir aşağıdan yine yorum yazarsanız çok sevinirim. Biz o sırada sohbetimize başlayalım. Ececiğim müsaaden olursa şöyle bir giriş yapayım. Tabii ki. Efendim hoş geldiniz. Benim ismim Yusuf. Zikzak Grup'ta çalışıyorum. Bugün çocuk edebiyatı sohbetlerinin 8.'siyle tekrar birlikteyiz. Bugün misafirimiz sevgili Ece Kamber olacak. Nedir bu çocuk edebiyatı sohbetleri? Gerçi birçoğunuz defalardır izliyorsunuz ama bu arada senin görüntün de gayet iyi gidiyormuş Ececiğim. Sana muhtemelen kendi yayınla ilgili gelecektir görüntü. Çok teşekkürler aşağı yazdığınız yorumlar için. Güzel güzel yorumlar geliyor. Nedir bu çocuk edebiyatı sohbetleri? Onlardan kısacık bahsedeyim size. Bir grup gönüllüyüz. Edebiyata ve çocuklara gönül vermiş. Ve sevgili öğretmenimiz Nevzat Soyer Sezgin'in rehberliğinde Zikzak'ta açılan mesleki gelişim programlarından biri olan yetişkinler için çocuk ve gençlik edebiyatı atölyelerine katılan gönüllüleriz. İçimizde öğretmenler var, eğitimciler var, eğitimi kendine mesele edinmiş insanlar var. Bu ekipler bir zamandır çeşitli zaman dilimlerinde bu eğitim programlarına katıldılar. Ve sonra malum hassas bir dönemden geçiyoruz. Dikkat etmemiz gereken hem fiziki olarak hem zihinsel ve ruh sağlığımız olarak hassas bir dönem. Bu zamanı kaliteli ve verimli geçirmek için Nevzat öğretmenimiz dedi ki ya çocuklar bir şeyler yapsanız böyle bir Instagram'da canlı yayınlar ve birbirimizi duysak konuşsak biz de seve seve dedik. Bir program çıkarttık. Nisan başından beridir her pazartesi ve çarşamba akşamı saat 8.30-9 saatleri arasında bir araya geliyoruz. Sevgili Ayfer tekrar yazabilirsin 30 dakika yetmiyor diye. Genelde her seferinde Ayfer bunu yazıyor. Belki son programlara doğru zamanı uzatırız. Böyle tatlı tatlı sohbetler ediyoruz. Bu yayınlar sonrasında hem Zikzak grubun Instagram TV'sine ekleniyor, hem de daha sonra YouTube kanalımıza indirip ekliyoruz ve Zikzak gruptaki blog bölümümüze canlı yayın kayıtlarımızı koyuyoruz. Bu ve bundan önceki kayıtlarımızı da buralarda görebilirsiniz. Şöyle bir giriş yaptıktan sonra sevgili Ececiğim, hoş geldin. Nasılsın? Nasıl geçiyor zaman? İyiyim. Yani zaman geçmesi gerektiği gibi geçiyor aslında. Bunu hani kolaylaştırıp zorlaştıranlar biziz maalesef. Zaman geçiyor. Yani biraz zor bir zamandayız tabii ki şu an hep beraber ama üstesinden gelebildiğimize inanıyorum. Yani önemli olan burada sağlığımızın öncelikli olarak iyi olması. En önceye onu koyunca geri kalan biraz da şey oluyor. Daha önemsiz kaldı artık bu süreçte. Yani sağlığımız iyi olduğu sürece iyiyiz. İyiyim. Ben de sağlığım iyi olduğu için şu an iyiyim. Şu an önceliğim olduğu için. Aman nazar Sizler nasılsınız? değmesin. İyi misiniz? Yo ben de çok iyiyim. Valla bu tip krizleri fırsata döndürmek de tabii elimizde. Sen halihazırda bir özel okulda da öğretmenlik yapmaya devam ediyorsun. Şu aşamada neler yapıyorsunuz? Aktif bir uzaktan eğitim sürecin var mı? Evet, var. Aktif bir uzaktan eğitim sürecimiz var. Şöyle tabii ki felsefe derslerinin ders sayısı birazcık az olduğu için benim de programım çok yoğun değil ama aktif olarak her hafta derslerimize girmeye devam ediyoruz. Tabii biz öğrencilerle felsefe dersini böyle uzun uzadıya saatlerce konuşalım. İşte gündemde ne var ne yok, işte siyaset konuşalım, sanat konuşalım, ahlak konuşalım. Her şeyi konuşalım istiyoruz. Felsefe derslerinin süresi bile bize yetmiyorken normalde okulda. Şimdi böyle online'a geçince daha da daraldı. Birbirimize temas edemez olduk. Aramızda kocaman bir ekran var. Bu tabii işi zorlaştırdı felsefe anlamında. En azından ben öyle düşünüyorum. Hani daha böyle dokunmatik bir tip olduğum için insanlara temas etmekten hoşlanan, hani böyle göz teması kurmaktan hoşlanan bir insan olduğum için beni biraz zorladı tabii ki online eğitim süreci. Ama hala bir şeyler yapabiliyoruz. Yani optimist bakmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yapmıyor da değiliz. Derslerimizi işliyoruz. Bazı kavramlar üzerine konuşuyoruz. Yapabildiğimiz en iyisini yapıyoruz diyelim. Devam ediyorum yani online'a şu anda. Ya evet sana çok katılıyorum bu konuda. Tabii iş çok hızlı gerçekleşti ve birkaç hafta içerisinde
bütün dünyaca uyum sağlamak zorunda kaldık mevcut şartlara. Tabii eğitim çok önemli bir sektör. Çünkü öğrencisi, öğretmeni, ebeveyni, okulcusu derken toplumların çok büyük bir kısmı yapıyor bu sektörün katılımcıları. Dolayısıyla çok da temel bir iş, eğitim işi. Dolayısıyla uzaktan eğitim araçlarına bir anda böyle adapte olmak zorunda kaldık. Okulcular olarak hiç kolay bir zamandan geçmiyorsunuz, bunu tahmin edebiliyorum. Bir yandan veliler de duruma entegre olmak için bir hayli mesai harcıyorlar. Küçük yaş grubu 5 yaş itibariyle başlıyor bu uzaktan eğitim süreçleri. O yüzden ilginç bir dönem yaşıyoruz. Bakalım Evet. yeni dünya düzeninde tekrar sağlıkla bir araya geldiğimizde bu teknolojik atılımlardan ne kadarı bizde kalacak? Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Evet, yani sosyal yaşantıdan kopmadan aslında bir yandan da şunu fark ettim bu süreçte. Yani bazen arkadaşımızla buluşuyoruz, elimizde telefon, bir şeylerle uğraşıyoruz. Aslında hani onu görmenin, onunla bir kahve çay içmenin keyfini de daha çok yaşarız diye düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Yani yanımızda olmasının, sarılabiliyor olmanın değerini daha çok anlarız diye düşünüyorum ben. Bundan sonraki süreçte inşallah kazasız belasız bitiririz hepimiz bu süreci de onun keyfine varırız umarım. Ben de aynı fikirdeyim. Umarım öğretilerle çıkarız bu süreçten. Bu arada aşağıda güzel yorumlar ve mesajlar da yine gelmeye devam ediyor. Sevgili Güzide de yazmış, çok haklısın. Yüz yüze olmanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Tabii ki yüz yüze eğitim de buna dahil. Ama tabii şu anda mevcut şartları en iyi şekilde geçirmek için bu da bence bir nimet. En azından uzaktan eğitim araçlarına bir şekilde ulaşabilen insan sayısı bir hayli fazla. Ve bunu da olabildiğince verimli kullanmak gerekiyor. Döndüğümüzde tabii ki bir sürü açığımızı kapatacağız. Bunlarla hiç kimsenin hiçbir telaşı olmasın. Yeter ki bu süreci hem bedensel hem ruhsal olarak sağlıklı, toplum olarak sağlıklı atlatmaya devam edelim. Şimdi bir yandan tabii buluşma sebebimize gelelim sevgili Ececiğim. Çocuk Evet. edebiyatı bugünkü buluşmamız. Ama ben senin çok renkli bir kişiliğin olduğunu da biliyorum. Lütfen biraz bize Ece'den de kısacık şöyle bir bahset. Yani felsefe öğretmenliğinin dışında da yaptığın çok renkli işler var. Kısacık bir anlatsana bize onları. Anlatayım. Tabii felsefe öğretmenliği benim için yeni bir şey aslında. Bunun öncesinde daha karmaşık şeyler yapıyordum. Aslında burnumu sokmadığım bir alan kalmadı herhalde. Yani eminim ki vardır ama tabii ismim Ece. Çok bilindiği üzere. 27 yaşındayım. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Çiçeği burnunda bir felsefe öğretmeniyim aynı zamanda. Bir de işin tabii ki tiyatro kısmı var bende ki çok ağır basan yıllardır. Yaklaşık 9 sene önce başladım herhalde. Doğaçlama tiyatro var hayatımda ve çok büyük bir yer kaplıyor ve yapmaktan inanılmaz keyif aldığım bir şey. Bir de son 5 senedir yaratıcı drama var. Yaratıcı drama eğitmenliği üzerine aşamaları tamamladım. 5 aşamayı ve şu anda onun üzerine tecrübelenmeye çalışıyorum. Yaratıcı drama alanında eğitmenlik yapıyorum. Bu şekilde ve doğaçlama alanında da aynı şekilde. Böyle yani böyle şeyler Süper. yapıyorum. Süper. Peki hiç böyle yaratıcı dramayı, doğaçlama tiyatroyu ya da onların araçlarını sınıfına taşıma şansın oluyor mu? Yapmaz mıyım yani? Yapmaz mıyım Şüphesiz. tabii ki. Bu Bu soru zaten imkansız. öylesine hani sorulmuş bir soruydu. Evet yani ikisini birleştirmeden edemiyorum. Sınıfta bazen şey yapıyorum. Ben lise grubuna giriyorum felsefe dersi için. Hadi diyorum kütüphaneye iniyoruz. Orada boş bir alan var. Çember oluyoruz diyorum. Suratlar böyle bir fal taşı gibi açılıyor. Ne yapacağız şimdi? Hoca bize ne yaptıracak falan. Böyle olmadık yerlerden olmadık şeyler çıkarıyoruz. Oyun oynuyoruz. Ya başta böyle oyun mu oynayacağız falan suratlar görüyorum ama oyunun sonuna doğru herkes kendini kaptırmış oluyor. Yani drama her alana koyulabilecek bir alan. Kendi içinde çok özel ve çok güzel bir alan ve her yere rahatlıkla sokabileceğiniz ve her şekilde keyif alabileceğiniz ve keyif aldırtabileceğiniz bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve öğretme açısından da çok 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 olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum dramanın. Yani ben de öğrenci olarak aslında ben de öğretmenim ama hala öğrenciyim ve drama çalışmalarında hala çok büyük keyif alıyorum. Ya yani oyun oynamak benim hayatımdan hiçbir zaman çıkmadı. O yüzden bana hiç garip gelmiyor yani hani şey olmak, Süper. oyun oynamak, derslere girmek, hiç böyle yerlerde sürünmek, yuvarlanmak hiç şey gelmiyor. O yüzden ben rahat olduğum için öğrenci de rahat oluyor bir süre sonra ve Süper. bu iletişim de güzel hale geliyor.
Süper. Aman aman çıkmasın yani o öğrenme isteğimizi ve hele oyun aracılığıyla yapma işini tadını bir kere alanlar bir daha o işten vazgeçemiyorlar. Çok katılıyorum sana. Bu arada tekrar yani öğrencilerinden de izleyenler var. Aşağıda ben çok şanslıyım diyen yorumlar da oluyor. Çok teşekkürler kendilerine de. Şimdi hadi biraz daha böyle yine edebiyata doğru kaydırmaya çalışalım meseleyi. Hem biraz böyle çocukluğunu düşünmeni isteyeceğim. Yani çocuk Ece gözündeki çocuk edebiyatı ve sonra büyüyüp yetişkin olup bir öğretmen olan Ece gözündeki çocuk edebiyatı deyince böyle neler geliyor aklına? Şimdi şöyle yani son bundan önceki şeylerde canlı görüşmelerde siz de çokça bahsettiniz. Yani geçmişe göre şu an çok daha kaliteli çocuk edebiyatı ürünleri veriliyor. Hani benim çocukluğumda aslında hani çok eski bir çocukluğa sahip değilim. 93 doğumluyum ben mesela. Hani okumaya başladığım yıllar işte 99, 2000, 2001 o civarda okumaya başladığım yıllar ama hani herhalde benden ya da benim yetiştiğim dönemden kaynaklı ben öyle çok kitaplar içinde büyüyen bir çocuk olmadım aslında. Yani hani bir yandan çok keyifli hani bir kitabı okuduğumda ya da bir hani öğretmen derste bir öyküden bahsettiğinde ders kitaplarımızda hep olurdu öyküler, şiirler. Bu tip şeylerden bahsedildiğinde hani çok keyif almama rağmen hani böyle bir kitap kurdu bir çocuk olmadım hiçbir zaman. Ama çok yazan bir çocuktum ben mesela. Benim öyle bir artım Çok var ve ilginç. bayağı sağlam günlükçülerdendim. Yani 24-25 yaşına kadar günlük tuttum aralıksız. Ve hani günlükte sonra öyküye sonra şiire falan dönüştü lise, üniversite zamanlarında. Hala da şiir yazmaya devam ederim. Yani böyle çok fazla kitap okumaya başladığım dönem üniversite zamanı oldu aslında benim. Yani hani çocukluğum öyle çok kitaplar arasında geçmedi ama edebiyatın değeri her zaman çok büyüktür. Hani edebiyatın ne kadar değerli olduğunu bilerek yetiştirilen ama kitap okuma sevgisi belki de aşılanmayan bir çocukluk dönemi geçirdim ben biraz da. Hani onu kendim keşfetmek zorunda kaldım büyüyünce. Geç oldu ama iyi ki de oldu. En azından bir yerde oldu. Ona seviniyorum. Yani bu şekilde çocuk edebiyatı yani bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu aslında bir yandan da şöyle de destekleyebilirim düşüncelerim arasında. Bir gün bir hocam lisedeyken yine tiyatro ile ilgilendiğimiz süreçte bir hocam şey demişti hani çocuk tiyatrosu gelecek neslin tiyatro severlerini, sanat severlerini oluşturur. Aslında çocuk tiyatrosu, tiyatro metni de bir edebi eserdir ve hani çocuk eserlerinin, çocuk edebiyatının aslında gelecek neslin okurlarını, kitap kurtlarını, belki de sanat severlerini oluşturacağını düşünerek hep böyle işte tiyatrodan yola çıkarak edebiyatın hep çok değerli bir alan olduğunu bilerek büyüdüm. Ama kitaplarla tanışmam, onlar içinde boğulmam biraz geç oldu benim. Ama dediğim gibi yine oldu. Olduğuna Tabii. seviniyorum. Bu şekilde. Süper. Yani en azından o şeyi kaçırmamışız. Yani treni kaçırmamış durumdayız. Evet. Bu arada hani son söylediğin şeyle ilgili de tabii güzel de bir tesadüf bizim seninle tanışmamız. Hem tiyatronun hem edebiyatın birbirine bağlandığı alanlarda. Sanırım 4 yıl oldu yani ya da 5 yıl bile olmuş olabilir. Biz ilk sene tanıştığımız zaman ortak arkadaşımız sevgili Umut. Seninle birlikte benim bir atölyem için davet etmiştik. Benim bir okuma tiyatrosu yapmıştık. Feyza Hepçilingirler'in 3 valiz 2 sandık 3 valiz 2 sandık Evet. ya da 2 bavul olması lazım. Tam kitabın ismini hatırlayamadım. Biraz O kitabın bavul. galiba bavuldu. 2 bölümü var. Birinci bölüm tiyatro metni şeklinde. İkinci bölüm normal hikayeleştirilmiş şekilde. Ve bir hayli fazla öğrenci grubunun karşısına çıkıp bir okuma tiyatrosu yapmıştık. Gerçekten çok güzel deneyimdi benim için. Kesinlikle benim için de öyleydi. Yani hani bir de doğaçlamayla uğraştığım için o süreçte de okuma tiyatrosu bir şey okuyorum, bir yandan rol yapıyorum, ezberlemiyorum da hem böyle doğaçlamayla işte metinli tiyatro arasında bir şeydi çok keyifliydi yani gerçekten çocuklarla o anı paylaşmak, onların gelip bize sorular sorması falan hani o sandık olmak çok Değil mi? tatlı bir şeydi yani çok keyifliydi. Ya ben açıkçası ondan sonra bir daha böyle bir deneyimim olmadı ama hep aklımdadır o görüntü. Çünkü hikayede işte 5 karakter var. Şöyle bir izleyenlere canlandırayım süreci. Bir tiyatro sahnesi düşünün. Biz tiyatro oyuncuları olarak yani 5 oyuncu ana kahraman olarak sahnede oturuyorlar. Böyle bir yarım hilal şeklinde taburelerde oturuyorlar. Ama önlerinde o canlandırdıkları roldeki nesne var. İşte bir
tahta valiz, bir deri valiz, bir eski bir çeyiz sandığı vardı galiba. Bir tekerlekli çekçekli şımarık, diğerlerine göre daha genç olan bir çekçekli valiz var. Ve kendi aralarında bir bavul odası sohbetleri vardı. Ben de oyun dışında yani çocukların arasında kişiler yani karakterler oyunu seslendirdikten sonra ellerinde hepsinin kitaplar var. Ezber yok Ece'nin dediği gibi. Bir okuma tiyatrosu yaptık. Çok mimiklerle, jestlerle, basit beden hareketleriyle ve sonra bence en güzel tarafı şuydu. Oyun bittikten sonra siz sahnedeydiniz ve ben bir kolaylaştırıcı olarak çocuklarla beraber bir söyleşi yaptık. Çocukların size Evet. sorduğu sorular, sizin onlara verdiğiniz rol durumunda Evet. verdiğiniz cevaplar bence çok tatlıydı. Evet, kesinlikle öyle. Yani çok güzel sorular geldi. Gerçekten biz hani okurken tabii ki rol gereği, rolü oynarken bir sandıksınız. Ama çocuk size sandık olarak soru sorduğunda daha da sandıksınız. Yani çünkü seni gerçekten orada sandık olarak gören biri var. Ve hani bu çok keyifli yani. Çok çok Süper. güzel bir deneyimdi benim için Çok de. benim için de yani tiyatro ve edebiyatın çok örtüştüğü güzel noktalardan bir tanesiydi. Sevgili Ece, böyle hazır hızı aldık, biraz daha böyle devam edelim. Nevzat Öğretmenim de demiş, ah, izlemek isterdim sizi. Belki bir gün yaparız yani, niye yapmayalım? Bir öğretmen kulübü buluşmasını buna göre tasarlayabiliriz belki. Ben kesinlikle varım. Beni baştan yazın. Ben oradayım. Süper, süper. Şimdi tabii biraz daha büyük grupla çalışıyorsun. Yani ortaokul üstü lise gruplarla çalışıyorsun. Belki edebiyatta ilk gençlik ya da gençlik diyebileceğimiz yaş gruplarına. Hiç kendi felsefe derslerini yaparken edebi metinlerden, edebiyattan, gençlik kitaplarından faydalanma şansın oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani daha çok aslında benim şöyle düşünüyorum ben. Mesela şu anki 16-17 yaş grubu. Ben küçük gruplarla da çalışıyorum bir yandan bu arada. Sevgili Başak Fındıkçıoğlu'nu asiste ediyorum. Onunla birlikte de çalışıyoruz küçük yaş grubuyla 4-13 yaş arası. Ama hani lise grubunda şimdi şöyle düşünüyoruz ya en nihayetinde çocuk deniyor ama aslında değil. Çünkü 16 yaşındaki bir çocuğa evet yasal olarak çocuk ama bir çocuğa baktığımda hani benim erişimimden daha çok alana sahip ve aslında çok hızlı bir büyüme kaydeden bir nesil görüyorum ben. Yani ben 16 yaşındayken bu kadar büyük bir zihnim ya da daha açık bir zihnim yoktu. Yani çok farklı bir ortama, bilgiye çok kolay erişilebilir bir ortama doğdukları için hani benden çok fazla daha şey biliyorlar. Yani benim düşündüğüm şeyler yani ben evet bu çocuklara uygun olur dediğim bazı şeyler bile onların yaşına göre küçük kalıyor ve ben de artık şey falan düşünüyorum hani yetişkin kitapları üzerinden de aslında çalışabiliyoruz onlarla yani çocuk edebiyatı ürünlerinden çok da şeyler uzaklar mesela ben animasyon izlemeyi çok seviyorum 27 yaşındayım ama 16-17 yaşındaki bir çocuk hani animasyon mu falan oluyor. Mesela hani o anlayışı değiştirmeye çalışıyorum aslında biraz da. Yani bir keresinde sevgili Başak Hoca'yla da denk gelmiştik. 13 yaşında bir gruba Cinderella ile ilgili bir ya da Külkedisi onunla ilgili bir atölye yapacaktık. Çocuklar hemen böyle şey oldu. Ya o çocuk masalı ki falan böyle hani suratları ekşidi falan böyle hemen. Sonra ama atölyeye başlayınca ilerleyince hoşlarına gitti ve hani evet başka bir gözle bakıyoruz. Hani Cinderella, işte ne bileyim Kırmızı Başlıklı Kız. Bunlar hani çok kült eserler, hani çok bilinen eserler. Don Kişot'tur, odur budur ama yani bu anlayışı değiştirmeye çalışıyorum aslında girdiğim yaş grubunda. Yani çocuk edebiyatı daha önce siz de konuştunuz. Hani mesela 8.99 ya da 6.99. Hani her yaşın okuyabileceği, her yaşın keyif alabileceği eserler veren bir alan. Ve daha çok henüz bunu kıramadım ama bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Yani hani gençlik grubunun çocuk edebiyatına daha hızlı girilmesi, daha oradan kendilerine mesajlar, kendilerine ceplerine çeşitli bilgiler alabilecekleri bir anlayış geliştirmeye çalışıyorum diyeyim. Yani 16-17 yaş grubu için. Onun dışında tabii felsefik metinlerde çalışıyoruz. Yani 16-17 yaş grubuyla ütopya, distopya bile konuşabiliyorsunuz. Çok keyifli yani. Böyle şeylerde Çünkü konuşuyoruz der. çok gerçekten katılıyorum sana. Çocuklar çok deneyimliler, çok uyarana maruz kalıyorlar, bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar birbirleriyle. Artık bence farklı bir nesiller, çok daha hızlı deneyimlerini paylaşabiliyorlar. İyi bir ortam, iyi bir yapı yarattığımızda onlar çok hızlı
o bulaşıcılığı arttırabiliyorlar, bilginin bulaşma hızını. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum o konuda. Bu arada yine dediğim gibi güzel yorumlar da devam ediyor. Sevgili Gönül Hocam, Gönül Çatalcalı da keşke sizin kitaplarınızdan birini buna döndürebilsek. Daha çok beni topluyor şeklinde demiş. Ama ikiniz çok biliyorum ki çok güzel işler yapıyorsunuz, çok uyumlusunuz. Aman nazar değmesin, aman güzel güzel üretmeye devam edin. Şimdi tabii artık son böyle çeyreğe doğru gelmiş olduk, zaman yine su gibi akıp geçiyor. Ayfer'le Erkan'a katılmamak mümkün değil. 30 dakika yetmiyor tabii ki yaptığımız konuşmalarda. Tabii şöyle bir adetimiz var bu buluşmaların. Son bölümünde mutlaka katılımcılarımız kendi yazdığı, daha hiç kimselere göstermediği, gün yüzüne çıkartmadıkları bir öykülerini, hikayelerini artık hangi türde yazdılarsa onu bizlerle paylaşıyorlar. Bugün senden de böyle bir şey dinleyeceğiz. Peki tabii şu anda sen halihazırda taze katılımcılardan birisin. Nevzat öğretmenimizle beraber bu süreçte yol almaya devam ediyorsunuz. Programı ortaladınız. Böyle biraz bize deneyimlerinden bahseder misin? Bu süreç nasıl geçiyor? Çünkü bir kısmını yüz yüze yaptınız, bir kısmını online uzaktan eğitim araçlarıyla devam ediyorsunuz. Deneyimlerin nasıl Ece? Yani şöyle tabii bu çocuk edebiyatı atölyesi benim için çok sürpriz oldu. Hani ben öykü evet karalardım ama hani 10 tane şey yazdıysam bir tanesi öykü olurdu. Ve hani hiç daha önce çocuk için bir öykü yazmamıştım. Bu atölye benim için çok sürpriz oldu. Ya zaten istiyorum edebiyatla uğraştığım için ya yani okuyup yazmaya çalıştığım için amatörce hani bunun doğrusunu öğrenmeyi çok istiyordum ve bayağı hani kendimi bir anda buranın içinde buldum. Şöyle oldu aslında yani Nevzat öğretmen çok az rastlanır bir öğretmen bana kalırsa. Çünkü şu anlamda yani etrafımızda neşeli çok fazla insan var. Tanışıyoruz yani güler yüzlü neşeli insanlarla tanışıyoruz ama hani Nevzat öğretmen de şu var. İçindeki o çocuk neşesini kaybetmemiş bir kadın bence. Yani hani çocuk gibi yani ve karşınızda çocuk gibi bir yetişkin gördüğünüz zaman sizin içinizdeki çocuk da dışarı çıkıyor bir anda ve çocuk orada mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Bu hani çok güzel bir etkileşim oldu benim için. O anlamda çok rahat hissettim kendimi Nevzat öğretmeni yanında. Ve tabii ki zaten bilgisini, deneyimini, birikimini konuşmaya gerek bile yok. O hepimize fazlasıyla yeten ve yetecek bir şey. Yani Nevzat öğretmen o konuda gerçekten çok 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 takdir ettiğim ve örnek aldığım bir öğretmen. Yani süreçte tabii ki zaten zikzak binasına girdiğiniz anda etrafta birilerinin yaptığı şeyler, kitaplar, işte samimi renk renk sandalyeler. Yani kendinizi iyi hissettiğiniz bir ortam orası. Enerjisi çok yüksek bir ortam. Herkesin hani imece usulü işlerini yaptığı, böyle karşılıklı paslaştığı bir grup ve içinde olmak beni çok iyi hissettirdi. Ortam olarak da iyi hissettirdi. Tabii ki grubumuz da çok tatlı. Çok hızlı ısındık birbirimize. O anlamda herhalde herkesin çok iyi niyetli olduğu için böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve kötü niyet olmadığı zaman hemen pırt diye sanki böyle yıllarca tanışıyormuş gibi, yıllardır tanışıyormuş gibi bir anda iç içe oluveriyorsunuz. Yani bu işin duygusal kısmı, işin akademik kısmına gelince zaten yani Nevzat öğretmenin yol göstericiliği her zaman çok çok değerli hepimiz için. Yani bunu yap, bunu yapma dediği şey üzerine konuşuyoruz, açık fikirler, farklı fikirler konuşuyoruz üzerine, hiç bilmediğimiz şeyler öğreniyoruz. Çocuk gelişimiyle alakalı, edebi eserlerle alakalı. Yani bu anlamda benim için çok çok geliştirici bir şey oldu bu ve bana gerçekten bir amaç verdi. Yani çocuk için yazmak, çocuklar için bir şeyler üretmek gerçekten beni hayal edemeyeceğim kadar mutlu etti. Ve bu atölye ve Nevzat öğretmen bana bu amacı verdiği için ben çok mutluyum. Yani burada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Çok yani iki şey çok kritik bence vurguladın. Birincisi şu an bir aşağıdaki yazışmalarda Başak ve Nurhayat'ın en tatlı grup bizimki şeklindeki sataşmaları var. Çünkü birkaç farklı yani 2-3 yıldır sağ olsun Nevzat öğretmenimizle beraber bir dolu farklı grup açıldı. Ve gruplar arasında artık bir tatlı çekişmeler de var. Erkan da nitekim buna katıldı şu anda yorumlarda. İkinci söylediğin şey bence çok 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 değerli. Çocuk gibi olmak. Yani
Bence bir insana yapılabilecek en büyük iltifat bu olabilir. Çocuk gibi insan, çocuk gibi birinden daha büyük bir iltifat cümlesi benim nezdimde yok. Biz genelde çocuk gibi biraz daha şey olarak, ya bu nasıl davranış çocuk gibi anlarız, ama bence buradaki kullandığın cümle çok iyiydi. Kesinlikle yani yani çocuk gerçekten kimsenin ya özellikle öğretmenlerin çocukla çalışan hiç kimsenin içindeki ya bir zamanlar çocuk olduğunu unutmaması gerekiyor bence. Çünkü çocukla birlikte çalışırken çocuk olmanız gerekiyor bir yerde. Yani hani elbette ona pek çok şey öğretiyorsunuz. Kurallar vesaire, ders, eğitim, öğretim bu sonuçta. Ama o çocuğu koruyan öğretmenlerin süreçte sanki hem daha mutlu olduklarını hem daha mutlu ettiklerini düşünüyorum. O yüzden Nevzat öğretmen çocuk gibi kavramı benim için kesinlikle çok güzel bir şey dediğin gibi. Yani çocuk gibi olmak çok güzel bir şey. Yani Süper. çocuk gibi gayet hoş. Keşke hepimiz Süper. çocuk gibi olsak. Çok katılıyorum. Bir yandan bu aşağıdaki yazışmaya da şöyle bir son vermeyi tercih ediyorum. Oradaki sataşmalara. Bu iş tatlılıkla olmuyor. Nevzat Öğretmen'in elinin dokunduğu, eğitim verdiği bir dolu insan var. Ve işte iki güzel örnek, yani işte hatta daha da arttırabiliriz. Dilge Güney gibi, Güzin Öztürk gibi, Hasan Karaca gibi, gerçekten yazısıyla, çizisiyle artık tüm Türkiye'nin bildiği çocuk edebiyatçıları o insanlar. Geri kalan arkadaşlarımız da tatlılığı, öyle taş kağıt makas oynamaları falan bir kenara bırakıp lütfen ürünlerimizle, ortaya koyduğumuz edebi ürünlerle biz güzelliğimizi çıkartalım. Çünkü gerçekten nitelikli çocuk edebiyatına hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştık. Artık dünya, ülke, toplumlar çok hızlı dönüşüyorlar, çok hızlı değişiyorlar ve teknolojik etkiler, iletişim araçlarının hızı çocuk gelişimini inanılmaz etkiliyor. 2 yıl arayla doğan kardeşler arasında bile artık nesil farkı var, jenerasyon farkı var diyoruz. O zaman bizim bu çocuk gelişiminde çalışan öğretmenler, eğitimciler, edebiyatçıların bu konuda biraz daha aktif sorumluluk alması gerekiyor diyerek bu tatlı tartışmaya küçük bir virgül koyayım, nokta koymayayım. Şimdi zamanımızı da böyle yaklaşık sonlarına geliyoruz sevgili Ececiğim. Bugün bizimle ne paylaşacaksın? Böyle bir anahtar sözcükler söyler misin? Ya bugün şöyle, bu yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Öğretmen'in bize dördüncü haftamızı verdiği bir ödevdi. Bir ödevimdi bu benim. Bir çocuk kahraman yazmanızı istedi. Ben de bir çocuk kahraman yazdım. Ama bu çocuk kahramanın tabii öyle olağanüstü güçleri falan yok. Tabii olağanüstü güçlerin olmaması olağanüstü şeyler yaratmayacak anlamına gelmiyor. Ben de bir kahraman yarattım. Yani aslında bu kahraman çok minimal bir kahraman ama bir başkası için çok olağanüstü şeyler yapmış bir kahraman. İyiyim. Bu kadar söyleyeyim Şahane. artık. Şahane. Okuyun. Valla ilk cümleler çok kendinde tutuyor. Çok çarpıcı oldu. Hazırız. Merakla bekliyoruz. Peki bizden istediğin bir şey var mı? Bir tahmin yazalım mı aşağı? Bir şeyler cevaplamaya, tahmin etmeye çalışalım mı? Yani zaten ben çocuğun gözünden değil, şeyin gözünden, onu kahraman olarak gören şey gözünden anlattığım için bir sürü, yani hemen veriyorum ipucu. Onda sıkıntı Ha, süper. yok. Yani bence yazmanıza gerek yok çünkü hemen zaten anlayacaksınız ne olduğunu. Tamam. Ola ki sorular Başlayalım. olursa sonunda konuşabileceğiniz 1-2 dakikamız olur. Sorularınızı yazabilirsiniz. O zaman hazırız. Seni dinliyoruz. Tamam. Tamamdır. Yağmur sokakta yeni bir sabah. Yine çok canım yanacak. Eyvah! Biz gri kaldırım taşları hiç görünmeyiz. Kimse bize takılıp düşsün istemeyiz. İşte karşıdan Zeynep geliyor bak. Yine bana takılıp dizini yere çarpacak. Hey Zeynep, adımını dikkatli at. Yoksa ikimizin de canı yanacak. Zeynep beni duymadı, yine düştü. Akşama kadar bana takılıp düşenlerin sayısı bir sürü. Derken gece oldu, sessizleşti sokak. Bir dilek tuttum gökyüzüne bakarak. Dileğimi söyleyemem hiçbirinize çünkü korkuyorum gerçek olmaz diye. Uyumak için yavaşça gözlerimi yumdum. Tam uykuya dalacakken bir ses duydum. Elinde fırçalarla, rengarenk boyalarla çıktı geldi bir çocuk. Yüzünde vardı kocaman bir mutluluk. Önce duvarları boyayacak diye düşündüm. Açıkçası buna biraz üzüldüm. Birden duvara değil bana doğru yaklaştı. Fırçasını rengarenk boyalara bandırdı.
Griydim, kırmızı oldum. Biraz beyaz ekledi, pembeye döndüm. Biraz da mavi renge boyayınca bir üzüm gibi mosmor oldum. İşte şimdi gerçekleşmişti dileğim. İnsanlar düşmesin diye rengarenk olmaktı isteğim. Dileğimi gerçekleştiren çocuk bir kahraman, o günden sonra herkes olmuştu bir ressam. Artık herkes biliyordu renkli kaldırım taşlarını. Burada yürürken bize takılmayacaklarını. Yağmur sokakta kimsenin canı yanmıyor şu an. Her sokağa lazım bu çocuk gibi bir kahraman. Çok güzel. Ya bu manzum anlatım tarzı gerçekten o kadar tatlı ki, o kadar duyguyu, düşünceyi o kadar güzel ifade ediyor ki, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu Bir aslında ben yandan daha da çok böyle 10-11 yaş arası böyle 11-12 yaş o yaş aralığında yazmak daha çok rahat hissettiriyor beni. Hani hoşuma gidiyor demeyeyim çünkü her türlüsü hoşuma gidiyor. Bu benim ilk bu şekilde manzum denemem. Hani biraz okul öncesi kitapları da bu şekilde işliyor. Bir hani hep böyle 10-11 civarı gidiyordum, 12 civarı gidiyordum. Bu öyküde bir okul öncesi deneyeyim nasıl olur diye düşündüm. Böyle bir öykü çıktı ortaya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. vallahi çok ya Nevzat Öğretmen'in bu özelini ben gerçekten çok seviyorum. İşte bir nesnenin, bir şeyin gözünden bu anlatımları yapmak, etrafımızda hiç fark etmediğimiz, çünkü tabii ki milyonlarca uyaran var, bir sürü şey var. Hiç fark etmediğimiz bir şeyi görüp onun yerine geçip oradan bir daha canlandırmak bence çok çarpıcı oluyor. Tabii senin anlatımında gözümde o bir dönem merdivenleri boyadığımız, rengarenk gökkuşaklarına boyadığımız hicivli günler de geldi. O yüzden bence devamı gelmeli galiba. İnşallah. Yani umarım. Ben yazmayı çok seviyorum. Hep gelsin, devamı gelsin. Benim için hiç problem yok. Ben sonsuza kadar yazarım. Yeter ki gerçekten Nevzat Öğretmen gibi, ondan sonra gruptaki arkadaşlarımız gibi, sizler gibi insanlarla birlikte olalım, mutlu olalım, sağlıklı bir dünyada yaşayalım. Önemli olan o. Yoksa yazmak, öğrenmek, daha çok işimiz var. Daha yapmamız gereken çok şey var diye düşünüyorum. Süper. O zaten hiç bitmeyecek bir macera hepimiz için. Onun tadını alanlar buna böyle devam ediyorlar. Sevgili Ece, vallahi yine çok böyle soluksuz geçti. Tadına doyamadık sohbetin. Ama zamanımızın da sonuna gelmiş olduk. Şöyle bir kapanış yapmak ister misin son olarak? Ben çok teşekkür ederim hepinize. Çocuk edebiyatı alanında bir şeyler yapıyor olmak beni gerçekten kişisel olarak da çok iyi hissettiriyor. Çünkü neyin önüne çocuk konsa değerinin bir tık daha arttığını düşünüyorum. İşte yani tiyatro, çocuk tiyatrosu, işte edebiyat, çocuk edebiyatı, felsefe, çocuklar için felsefe. Yani kendi alanında kendi başına çok çok değerli olan alanlar ama önüne çocuk kelimesini koyduğumuzda sanki hep daha hassas, daha böyle dikkatli ve daha değerli, kıymetli bakmamız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve bu alanda gerçekten bir şeyler yapmama destek olduğunuz için önce Nevzat Öğretmen'e sonra da kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Davetin için de çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de bu arada. Çok naziksin. Biz de geldiğin için çok teşekkürler. Sayende çok keyifli bir sohbet geçti. Bu son söylediğin hassasiyete de çok katıldığımı bir kere daha söylemek isterim. Çocuk meselesi çok başka bir şey. Hepimizin izlediği belki bir video olabilir. Bir Amerikan mahkeme sahnesinde eski bir okulu sanık koltuğuna oturtup bir siyahi bir Amerikalı avukatın yaptığı bir konuşmadan bir alıntıyla günü tamamlamış olayım. Çocuklar şu anda toplumumuzun %20'sini oluşturabilir ama onlar bizim geleceğimizin %10'u. O yüzden çocuklarla ilgili yaptığımız her şeydeki hassasiyet kat be kat çok daha yoğun olması gerekiyor. Çok teşekkürler. Bu bahaneyle güzel bir kapanış yapmış olduk. Efendim, bugün çocuk edebiyatı sohbetlerinin 8.'sini sevgili Ece ile yaptık. Ece tabii çok renkli bir kişilik. Farklı alanlardan da bir dolu deneyim olduğu için rengarenk bir buluşma oldu. Nitekim hikayesi Renkli Kaldırım Taşları da bunu perçinledi. Bu buluşmaları pazartesi ve çarşamba akşamları saat 8.30'da 9 saatler arasında yapmaya özen gösteriyoruz. 30 dakikalık tatlı, kısa, az, öz böyle sakin sakin buluşalım istediğimiz konuşmalar bunlar. Haziran ayına kadar devam edecek şu anki programımızda ve bir sonraki konuğumuz
Yani 27 Nisan Pazartesi günü olduğunda yine renkli bir kişiliği misafir edeceğiz. Sevgili Merve'yi ağırlayacağız, Merve Çalışkan. Merve hem eğitimci kişiliğiyle hem de yayıncı kişiliğiyle, çünkü yine çok sevdiğimiz bir yayın evidir. Elma Yayın Evi'nin İzmir temsilcisi. Merve ile birlikte olacağız. Pazartesi günü saat 8.30'da. Bu ve bundan önceki yayınları hem Zikzak Grubu'nun Instagram sayfasındaki Instagram TV'de hem de zikzakgrup.com'daki blog sayfamızda bulabilirsiniz. Bizleri evlerinize misafir ettiniz. Çok teşekkürler. Ne olur hem beden sağlığımızı hem ruh sağlığımızı korumaya devam edelim. Yarın 23 Nisan, şimdiden hepinizin o çocuk gibi dedik ya, o güzel bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Her yeri donattık. Yarın sabah itibariyle de bir güzel bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın herkese. Görüşmek üzere.